Mektubu. Okudun bir şey söylesene bana artık ya. Ay Hilal, ne diyeyim, uyku sersem bendim. Ne olduğumu anlamadım. Neye uğradığımı şaşırdım vallahi. Asıl ben bunu okunca neye uğradığımı şaşırdım anne. Ne demek bu ya? Kimseye güvenme ne demek? Annene bile güvenme ne demek? Ne diyor anne bu? Yeter. Hilal yeter. Daraldım vallahi. El alem ne der demeyeceğim. Avazım çıktığı kadar yangın var diye bağıracağım şimdi Hilal. Dengesiz kardeşim bir şeyler karalamış işte. Ne yapayım ben ha? Ne yapayım ben şimdi? Alıngan, agresif, ergenliğini aşamamış bir çocuk senin kardeşin. İki satır bir şey karaladı diye onun hesabını da mı benden soracaksın? Git ondan sor. Hayret bir şey ya. Uyuyorum ben, tamam mı? Uyuyorum. Sen de uyuyor musun, yatıyor musun, kalkıyor musun? Ne yapıyorsan yap. Ama sessiz yap. Şu çocuğu uyandırma yine. Sinan, gider ayak ne yaptın sen oğlum? Ne yaptın? Benim kardeşim boşuna yazmaz bunu. Hepsinde bir şey var. Annemde bile bir şey var. Heyecan yaşamadım Nur. Allah'ım yarabbim, bu saatte kim bu münasebetsiz ya?
Efendim İclal. Aşkım. Senin gelmene gerek yok. Biz çıkıyoruz zaten şimdi. Anlayacaklar. Yüzümü görür görmez anlayacaklar. Ya tamam İclal, Allah'ını peygamberini seviyorsan bir nefes al. Allah Allah, alt tarafı tatilin yarım kaldı. Dünyanın sonu değil ya. Tamam hadi evde konuşuruz. Tamam kapatıyorum. Yiğit. Yüzüm. Anlayacaklar. Yüzüme bakan dün gece ne olduğunu anlayacak. Sanki alnımda yazıyor. Gözümde parlıyor. Bakışlarım. Dudaklarım. Her şey bir başka sanki. Artık her şey çok başka. Çünkü artık gözlerimizde aşk parlıyor. Yiğit, aklım nereye gitti benim? İclal Hanım kesin halamlarla konuşmuştur. Birlikte yola çıktığımızı öğrenmiştir. Yiğit ne yapacağız biz? Bütün gece burada kaldığımızı nasıl açıklayacağız? Tamam, tamam sakin ol. Konuşmamışlar. Daha yeni dönüyorlarmış, yoldalarmış merak etme. Ne? Yeni mi dönüyorlarmış? Eyvah. Oh be. Ay ne iyi ettik de geldik vallahi. Senin şu teyzenin kahvaltı evde edilir takıntısından gına geldi Cahit yani. Hadi afiyet olsun. Yara ne o? Rejimde misin yine kuş kadar yiyorsun? Hayır da yani beni bıraksaydınız ben daha 30. uykumdaydım. İlla getirdiniz buraya. Abin teyzenden tembihli hayatım. Kahvaltı ayağına sana gardiyanlık yapıyor haberin yok. Mecbur bırakanlar utansın ha? Ay aman ya of. Ay, şimdi o otelde olmak için neler vermezdim. Abi düşünsenize, İclal Hanım çoktan karşılamıştır yeni evli çiftimizi. Ay ne bakıyorsun ya, yalan mı? Komik bir durum bence. Ay, karı koca romantik bir gece yolculuğuyla adamın has karısının yanına tatile gidiyorlar. Yenge vallahi çok acımasızsın ya. Sen sus be. Cahit, vallahi senin bu kardeşin o çakma gelinle kanki olma yolunda haberin olsun. Ne yapsın kız? Senin gibi gidip düşman mı olsun? Ya var ya yenge, teyzemle bir olduğunuz kıza kendi kocasının evinde metres muamelesi yapıyorsunuz. Yazık değil mi? Konuşacak kimsesi yok. Ne yapayım? Aman, çok da umurumdaydı. Onu 2 gün önce tanıştığı adamla hopadanak evlenmeden önce düşünecekti canım. Ay vallahi hiç de acıyamam hocam gözüne. Nazan teyzem yok diye göbek atıyorsun. Maşallah onun yokluğunu da aratmıyorsun ha. Aman tamam tamam. Üf, sustum. Ay 3-4 gün bana yetmeyecek galiba Cahit ya. Ay şöyle bir hafta falan kalsalardı keşke. Ay vallahi evde teyzen yok huzur var yemin ederim. Nazan susmuş halim mi? Kaç saatimiz var Emin? Çevre yoluna bağlandık bile İclal Hanım. Bu sefer kestirmeden götürüyorum. Merak etmeyin. Ay İclal, Yiğit'le de konuştun. Ne bu acelen? Ya şey, Nur'la da konuştunuz mu acaba? Aa, o da vardı değil mi? Unuttum ben onu. Ben bir Hafize Hanım arayayım.
Alo. Hah, Aytül Hanım. Vardı mı Yiğit Beyler? Hafize, Yiğit Ankara'dan direkt eve gelecek. Bizim programımız değişti, dönüyoruz. Ama dün Yiğit Bey'le Nur birlikte çıktılar yola sizin yanınıza. Nasıl unuttuk her şeyi böyle? Halamı aramam lazımdı. Ne olacak şimdi? Dün gece yola çıktığımızı öğrenirlerse nasıl açıklayacağız İclal'e? Ne desek inanmaz bize. Tamam. Sakin ol. Ben bir hal yol bulacağım. Bir çaresine bakacağım, merak etme. Sakin ol. Dün gecenin büyüsü beni aptala çevirdi. Aklıma bile gelmediler. Ne halam, ne İclal. Hiç kimseyi düşünmedik. Bir gece Nur. Aylar sonra birbirimize kavuştuğumuz tek bir gecemiz oldu. Şimdi sabahını korkularla, endişelerle yok etme. Bırak, büyüsü biraz daha bizimle kalsın. Servet ya. Allah, sadece şu parfümler, rujlar bile servet. Soğuk nevale. Ama işte ne kadar boyanırsan boyan, ruh veremiyorsun o cansız yanaklarına. Sen nasıl dolduracaksın ki bu geceliği ya? Bana yakıştığı gibi sana yakışır mı bu ya? İskeletoş. Ay buna da günah ya. Ben niye uğraşayım ki artık seninle? Benim derdim senin halefinle. Bunun üstüne bir banyoya iyi gider değil mi? Bakın İclal Hanım, kuş olup uçtuk bile. Aferin Emin'cim, aferin. Gelmek üzereyiz. Ne yap et, o kızın yanında olduğunu belli etme. Geliyoruz gerçek hayat. Bekle bizi, geliyoruz. Hafize, senin bunların yanına varmadıysa bütün gece Yiğit Bey'le ne yaptılar? Ya sabır Tayyar Efendi, ben ne bileyim ne yaptı? Çok merak ediyorsan Yiğit Bey gelince sorarsın. Bana ne canım? Aa, senin yerin sanki benim bir şeyim. Hayret bir şey ya. Ah Nur, ah, ben senin kemiklerini kırmayayım da ne yapayım? Ah, İclal Hanım ne düşünecek? Ne diyeceğim ben kadına? Hoş geldiniz efendim. İclal. Yani başım çatlıyor benim. Duş alıp yatacağım. Mert, hadi Emin abinle bahçede oyna sen biraz. Uf,
banyo istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Senin ne işin var benim banyomda be? İcdar Hanım. Hafize. Vallahi Aytül Hanım neredeler bilmiyorum. Yiğit Bey de aradım. Telefonu kapalı. Geceden çıktılar yola. Kaza bela oldu diye içim içimi yiyor. Merak etme, kaza falan yok. Ben söyledim, yarı yoldan dönecekler. Siz söylediniz ama onlar ta gece çıktılar yola. Dönecekler dedim Hafize. Uzatma. Ben İcdar'a hiçbir şey söylemedim. Şimdi kızar bana kocamı yarı yoldan döndürdün diye. Ay ne bakıyorsun öyle? Bir de sana açıklama yapıyorum. Hadi işine bak hadi. Vallahi anladıysam Arap olayım. Aytül Hanım, ben size bir yorgunluk kahvesi yapayım ha. Tamam terbiyesiz. Ne oluyor yahu? Şuna bak ya. Utanmaz terbiyesiz. Bir de bornozuyor. Çıkar şuna. İcdar Hanım, nasıl çıkarayım şimdi? Selim Asak, seni parçalarım, çıkar şunu diyorum sana. Ya sen ne utanmaz kızsın be? İcdar. Al anne, al, gördün mü marifetini he? Elmas kızım, ne yaptın sen ya? Valla parçalarım seni, çık dışarı. Parçalarım seni, çık dışarı. Çık dışarı, parçalarım seni. Maşallah dediğim üç gün yaşar zaten. Tam rahat ettim dedim, koştura koştura dönmüşler. Hadi hadi, geçmiş olsun Nazan. Elmas Asak, seni parçalarım, çıkar şunu diyorum sana. Sen ne utanmaz. Ne oluyor ya? Hüseyin, parçalarım çıkar o burnunu. Bilmez. Ay ne oluyor ya? Teyze ne oluyor? Ne oluyorsa var mı ya? Kız bizim yokluğumuzu fırsat bilmiş, girmiş benim banyoma, bir de küveti doldurmuş. Oh gel keyfim gel. Benim küvetimde köpük banyosu yapıyor kız ya. Pes yani pes. Yok artık daha neler. Gördünüz mü Aytül Hanım? Elin varoşlarını tepemize çıkarırsan olacağı budur işte. Aldın mı boynunun ölçüsünü? Nazan tamam. İcdar Hanım, ben kızımın adına gel. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah'ın varoşlarını başımıza çıkarırsak bu olur işte. İcdar. Vallahi kız sonuna kadar haklı yani. Aytül Hanım. Hafize tamam. Söyle kızına boynunuzu çıkarsın. Seninle sonra konuşacağım ben. Teyze bence... Allah aşkına Cahit, bir dur, bir dur. Ben şimdi seni ne yapayım ha kızım? Ne yapayım ben seni? Yedik mi banyosunu? Bir de varoş dedi değil mi? Kendileri neymiş acaba? Yiğit Bey parayı bulmadan önce kendileri neymiş? Yedi Göbek İstanbul Sosyetesi miymiş? Hem suçlu hem güçlü. Öldürecek misin sen beni? Sonradan görmeler. Elmas yeter. Kabahatinle oturacağın yerde şu ettiğin laflara bak. Kızım delirdin mi sen? Ben bizi kapı dışarı etmesinler diye ne yapacağımı şaşırmışken bir de senin efeliğinle uğraşmayayım. Alsın bornozunu. Kimse bizi buradan gönderemez. Duydun mu beni? Hiç kimse. Edepsiz. Aptal. Bir çuval inciri berbat etti. Teyze. İşler köpürüyor. Sen de böyle kendini odaya kapatmışsın. Gidip bir sakinleştirsen mi? Ne yapayım Cahit? Hı? Söyle ne yapayım, ne diyeyim de sakinleştireyim kızımı? Ya tamam Elmas, bir hata yapmış işte. Çocukça saçma sapan. Hevesine yenik düşmüş. İşler kızmakta haklı ama çok ağır konuşuyor. Hafize Hanım'ı görmedi mi? Perişan oldu. Hem bu kadar büyütülecek bir şey yok. Tamam bir çocukluk yapmış. Dursun gider yani.
kalktın şimdi. Böyleydik. Geldik işte. Uyanmayayım da ne yapayım? Bir gecelik kaçamak. Hayattan, karmaşadan, öfkelerden, nefretten çaldığımız bir gece. Hayal gibiydi. Ama geldi geçti işte. Gerçeklerimize geldik yine. Bak. Ne hissettiğinin farkındayım. Çok iyi anlıyorum seni. Ama sen farkında değil misin? Biz artık daha güçlüyüz. Sen beni affettin ya. Ben çok daha güçlüyüm. Ve sana söz veriyorum. Bu güç ikimize de yetecek. Hadi bas gaza. Bakalım bizi neler bekliyor. Al çamaşır suyunu al dök oradan. Öyle olmaz. Pislik çıkmaz orada. Ya şu pislikteki cesarete bakar mısınız ya? Vallahi ona o cesareti verenlere soracaksın İclal'cim. Anan alıp elin görmemişlerini tepemize çıkarırsa olacağı budur işte. Yenge, ya yapma ya. Vallahi sen az bile yapmışsın İclal. Ben olsam yemin ediyorum onun saçını başını yolar, o küvete gömerdim onu ha. Ya arkadaş bunlar ne hadsiz ne terbiyesiz yaratıklar çıktılar ya. Biri gelir hamam kapılarında kocamı gözetler, biri gelir küvetime girer kendini köpükler. Yok arkadaş istemiyorum ben bunları evimde ya. Gidecek bunlar bu evden, bak görürsünüz bunlar gidecekler bu evden. Vallahi çok haklısın İclal'cim. Yılmaz, müsait bir yere geçip arayacağım şimdi seni, tamam? Gelmişler. Herkes dönmüş. Ben Müjde Milat'a gidip halamla mı konuşsaydım? Şimdi soracak neredeydiniz diye. Teyzem konuşmuştur halanla. Bir sakin olup ne konuştuklarını öğrenelim, ona göre hareket ederiz. Şu hale bak. Teyzen nefret ede ede bizi idare etmek zorunda kalıyor. Yiğit nereye bakıyorsun sen? Kavga ediyor galiba. Hadi sen içeri geç. Ben de bir Cahit'e bakayım hadi. Kötü bir şey yoktur inşallah. Malum şahıs belli oldu demek Yılmaz ha. Yiğit'ten saklamanın bir yolunu bulmak zorundayım. Kardeşim başını belaya sokamam. Durmaz o Yılmaz, ben biliyorum. Rahat durmayacak o, biliyorum Yılmaz. Nasıl yaparız Cahit Bey? Yiğit Bey ilk andan beri... Sabotaj derken raporu ondan gizlemem mümkün değil. Yiğit! Yiğit! Yiğit yalvarırım dinle beni. Yiğit ne olursun dinle Yiğit. Yiğit dinle. Ne olur dinle Yiğit. 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 Allah aşkına dinle beni. Ne olur. Bana bak. Sen neyine güveniyorsun da böyle konuşuyorsun ha? Hem tepeden tırnağa suçlusun hem de bizi kapının önüne koyamazlar diyorsun. Ben o İclal Hanım'ı, o Aytül Hanım'ı şuncacık tanıyorsam sen dua et de sadece seni müşteminata göndermekle alsınlar hırslarını. Yoksa bu gece kapının önünde buluruz kendimizi. Hafize. Elmas'la konuşacaklarım var, sen çık dışarı. Aytül Hanım, Elmas da üzüntüsünden perişan oldu. Gençlik işte, şeytan oymuş benim kızım. Dışarı Hafize. Vallahi artık ne yaparsın, nasıl yaparsın bilmiyorum ama iş başa düştü Aytül Hanım. Alacaksın o kızının gazını. Ben şuradan şuraya gitmem, o müştemilata dönmem, haberin olsun.
Bu tokat terbiyesizliğin içinde. Tokat ha? Bana düşen tokat demek. Tamam. Tamam ben şimdi. Şimdi sen otur. Otur oturduğun yere. Hiçbir yere gitmiyorsun. Seni burada tutacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama tutacağım. Halacığım. Halacığım. Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Ah be kızım. Ne olmadı ki? Çekil elimden. Çekilmiyorum lan. Ben senin abinim Yiğit. Hiçbir yere göndermem seni. Çekil. Ez abini öyle git belaya. Ez hadi. Ez öyle git nereye gidiyorsan. Abini ez öyle git o zaman hadi. Ez. Yiğit. Yiğit. Yiğit göndermem. Yiğit. Göndermem ben seni hiçbir yere Yiğit. Yemin ediyorum seni hiçbir yere göndermem. Göndermem Yiğit. Mezardan ayağım çıkıp gelse tanımam dedim. Sen ne yapıyorsun? Abilik yapıyorum lan. Abilik yapıyorum sana anlasana. Evet arkandan iş çevirdim. Korktuğum için iş çevirdim. Korkak olduğum için değil Yiğit. Kardeşime bir şey olacağı için çok korktum. Onun için arkandan iş çevirdim. Halacığım, ne olur ağlama. Bak, her şey hallolur. Elmas da özrünü diler. Rezil olduk bir kere. Utancımdan yer yarılsa da yerin dibine geçsem. Oh, Nur Hanım da gelmiş. İclal Hanım, o kadar üzgünüm ki çok utanıyorum. Hafize, in mutfağına orada ağla benim sinirlerimi bozma daha fazla. Bak içeride hala ben küvetimi olduruyorum. Git, git konuşacağım ben seninle sonra. Sana gidebilirsin demedim Nur. Dur sen. Sen de yarı yoldan döndün herhalde. Kim getirir seni? Şey, şoför. Ben çok huysuzlandı, tatilim yarıda kaldı benim. Çok terbiyesiz bu çocuk. Sen bakıcısı değil misin? Versene terbiyesini. Hadi benim anneannesinin bir disiplini var üstünde. Demek ki sen şımartıyorsun bu çocuğu. Yüzüme baksana benim, seninle konuşuyorum. Niye yanakların pembe pembe senin? Hasta mısın sen? Şey... bilmem. Bana bak Nur. Hasta falan sen bana yaklaşma sakın. Gidip çocuğa da yaklaşma. Zaten ikide bir hasta oluyor, sinirlerimi bozuyor benim. Sen kuzeninin yaptığı rezilliği biliyor musun? Hı? Özenme sakın kuzenine. Ben Elmas değilim. Bunu söylemenize bile gerek yoktu. Tamam hadi git. Gidebilirsin. Yüzümden okunuyor sanki. Hiçbir şey eskisi gibi değil Yiğit. O adamların neler yapabileceğini sen çok daha iyi biliyorsun. Yıllar önce 20 yaşında toy bir delikanlıyken... tamam gözün hiçbir şeyi görmüyordu ama artık öyle değil. Sorumlulukların var. Bir tane çocuğun var Yiğit senin. Aşık olduğun bir kadın var. Hayatı sana bağlı olan bir çocuğun annesi var. Bırak. Yalvarırım bırak polis görevini yapsın. Başını belaya sokma. Bir kere olsun abi sözü dinle ne olur. Tamam. Tamam.
Sensin Yiğit Kozan. Hamsın, toysun. Bak, hızlı koştum, çabuk yoruldum. Sana söylemiştim. Senin nefesin benim düzenimi bozmaya yetmez demiştim sana. Yıllar önce 20 yaşında toy bir delikanlıyken tamam gözün hiçbir şeyi görmüyordu ama artık öyle değil. Sorumluluklarım var. Bir tane çocuğum var Yiğit senin. Aşık olduğun bir kadın var. Hayatı sana bağlı olan bir çocuğun annesi var. Bırak. Yalvarırım bırak polis görevini yapsın. Başını belaya sokma. Bir kere olsun abi sözü dinle ne olur. Canımı almadan nefesimi kesemezsin. Ben senin düzenini bozarım demiştim. Senin işin bitti. Seninle işimiz çok iyi kızım. Kavgamız büyük. Yolumuz çok uzun. Ben bu korkuyu yaşamak istemiyorum. Senin bir çocuğun var. Onu düşünmek zorundasın. Beni düşünmek zorundasın. Ben sana bir şey olacak korkusuyla yaşayamam. Ya sana bir şey olursa? Zaten yaşayamam. Nefes bile alamam Yiğit. Bana söz ver. Bu korkuyu bitireceğine söz ver. Beni öldürmeyeceğine söz ver Yiğit. Göster marifetlerini. Yoksa yangın yerine çeviririm bu çiftliği. Ama Yiğit gelsin anlatacağım ben o kepazeli Yiğit'i. O kız sırf bu evden değil şirketten de gidecek, müştemilattan da gidecek. Görürsün o kız gidecek. Kızım sen Cahit'i duymadın mı Allah aşkına? Yiğit evlere sığamamış, çıkmış gitmiş. Ya el alemin kızının banyo keyfiyle mi uğraşsın adam bir de? Görsün. Bu benim özel asistanım diye o yanında gezdirdiği kızın nasıl ahlaksız, nasıl terbiyesiz bir kız olduğunu görsün o Yiğit. Sakın Yiğit'in kafasını böyle abuk sabuk şeylerle yorma. Biz kadınlar aramızda hallederiz bunu. Hem Yiğit onca derdinin arasında bir de kızın küvetiyle mi uğraşacak yani? Yahu anne, kız ilk günden kalktı geldi benim banyoma girdi. Bu kız yarın öbür gün neler yapar sen hiç düşünemiyor musun ya? Ayrıca sen niye taktın Hafize Hanımlara kafayı bu kadar? Sanki başka kahya, başka çalışan yok bu dünya üzerinde. Kızım bu devirde böyle namuslu insanlar bulmak kolay mı? Hem kaç yıldır birlikte çalışıyoruz. Öyle bir kalemde silinip atılır mı yani? Kızları yapmış bir hata ne yapalım yani? İzler, bak bir sakin ol tamam beni bir dinle. Gel şu kızı müştemilata göndermekten vazgeçelim biz. Anne sen ne diyorsun ya? Ha? Ne diyorsun sen? Senin benden önce o kızı alıp yaka paşa kapının önüne koyman gerekirken sen o kızı bana niye savunuyorsun ya? Ha? Ya bir şey söyle bir şey. Sana ne oldu ya bu müştemilat kızlarında ne var da sen bunları bu kadar savunuyorsun? Sen delirdin mi ya? Mecburum İclal. Ben Elmas'ı idare etmeye mecburum. Hadi artık hadi. Hadi gel şuraya hallet şu işi ya. Ha. Sen miydin? Elmas. Hı. Halam perişan. Ay ne perişanı be? Sanki adam öldürdük. Baştan sona haksızsın. Ya sen çıldırdın mı? Nasıl girersin kadının banyosuna? Değdi mi bu olanlar peki banyo keyfin için? Ay vallahi çok daraldım Nur ya. Bir de sen gelme üstüme Nur Allah aşkına ya.
Nur bak sana ne diyeceğim. Ya sen Yiğit Bey'le bir konuşsan. O höt dese hemen kapanır gider bu konu. Elmas saçmalama. Ben ne konuşabilirim ki? Doğru. Yiğit Bey seni niye dinlesin ki? Değil mi? Nasıldı dün gece? Ne? Ne demek nasıldı dün gece? Canım işte Yiğit Bey'le yola çıktınız ya. Sonra böyle apar topar döndünüz. Nasıldı diyorum. Yolculuk nasıldı? İyi. Yol işte. Yani ne olabilir ki? Neyse. Ben yatıyorum. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yat canım sen. Ne diyorsun anne ya? Şantaj yapıyor kız bayağı yani. Maalesef. Anne ama senin bu dediğin bayağı duygusal şantaj. Manyağa bak. Ay öyle deme Cahit, çok zor bir durumda İclal. Valla Cahit'e de şimdi beter olsun diyeceğim ama yani... Ay inanamıyorum ya. Evet Cahit bayağı bayağı aldattı karısını yani. Vay yere bakan yürek yakan Cahit ya. Kız da ciddi intihara kalkıştı yani, öyle mi? Hem de kaç kez. Tutamıyorum anne kendimi. Vallahi sinirlerim bozuldu benim ya. Yani şimdi o Elmas bizim Cahit'e sırılsıklam aşık. Cahit kızı başından atmak istiyor. Kız da habire intihar ediyor yani. Ya, ya tamam. Tamam ne gülüyorsun İclal? Gülme. Cahit gerçekten korkuyor. Hayır tamam karısını aldatmış falan olabilir ama... hani özünde vicdanlıdır. Yufka yürekli çocuktur. Geldi bana anlattı. Kız bana aşık oldu dedi. Ha, başımdan atamıyorum. Kendi canına kıyacak da yediğim altlar ortaya çıkacak diye yemin ediyorum aklı çıkıyor. Ay şaka gibi. Anne yemin ediyorum şaka gibi ya. Ya yere bakan yürek yakan Cahit. Sen bir gece çapkınlık yapmaya kalk. Onda da öldüren cazibe Elmas çıksın. Bak ne diyor ya. Bana bak. Sen öyle Cahit'e belli etme, söyleme sakın. Hani çocuk utanır, vallahi sofraya falan oturmaz bizimle ha. Anne delirdin mi ya? Ben öyle bir konuyla ilgili yüzü göz olur muyum Cahit'le? O Nazan'ı falan da sevmem ama bak kızın içine doğdu demek ki. Boşuna nefret etmedi o kızdan. Biz Cahit'in hatırına idare edelim, tamam mı? Hayır, Allah korusun. Kız, genç kız yani bir şey yapar, başına bir şey gelir, ben onun vebalini taşıyamam yani. Yarın getiririm, özür diletirim ben senden. Hem kendi de gelsin görsün burada yani bu işin olmayacağını anlasın. Yavaş yavaş bitsin gitsin işler işte. Anne bak o kız şu odanın kapısından bile geçmeyecek, tamam mı? Evet ben Nazan'ı hiç sevmiyorum, hoşlanmıyorum Nazan'dan falan ama yani evlilikle ilgili de hassas bir insanım ben. O Cahit şimdi sana böyle söz verir, sonra gider yaramazlık yaparsa o kıza vallahi parçalarım o Cahit'i. O arada da Nazan da biraz dalga geçirmişti. Ay. Oh.
Seni bütün kalbimle affediyorum. Geçtiğimiz hafta genç iş adamı Yiğit Gozan'a ait şantiyede meydana gelen patlamanın sabotaj olmasının kesinleşmesiyle birlikte işlerinde bir dönemin şaibeli iş adamlarından Şarif Hücre'nin adamlarının da bulunduğu 5 kişi az önce yapılan operasyonda tutuklandı. Kısa bir süre önce adliyeden ayrılan Yiğit Gozan ifadesini verdikten sonra bir açıklama yapmadı. Yiğit Gozan geçtiğimiz haftalarda şirketinin önünde uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Oh çok şükür. Ay kapatalım şunu, vallahi sinirlerim bozuldu. Ay İclal, niye bozuyorsun sinirlerini kızım? Polis yakalamış işte hepsini. Rahat ol. Ay dağlara taşlara ya. Of. Nur Hanım, toplayamadınız mı daha çocuğun oyuncaklarını? Ne oyalanıp duruyorsun? Ne oyalanacak, laf dinliyor işte. Hiç meraklı şey. Aman kuzeni bir türlü, bu bir türlü. Gel Elmas, gel. İclal Hanım büyüklük gösterdi. Kabahatini heveslerine saydı. Seni müştemilata göndermiyoruz. Sırf annen baban utanmasın, başı öne eğilmesin diye. Utanacağımız kadar utandık zaten. Halacığım, konuşuyorlar mı? Şş. Hadi gel. Bak görürlerse üzülürsün yine. Gel mutfağa geçelim biz. Hadi. Bak kaç yıldır buradasın. Sana çiftlik kurallarını öğretecek değilim. Ama bir daha hata yapma lüksün yok Elmas. Çok teşekkür ederim İclal Hanım. Siz büyüklük gösterdiniz. Bana da kabahatimi unutturmak düşüyor. O kadar utanıyorum ki yüzünüze bakamıyorum. Ama söz veriyorum, kendimi affettireceğim. Sen bana kendini affettirsen ne olur, affettirmesen ne olur Elmas? Ha? Sen yat kalk benim annemin merhametine dua et. Bak. Bundan sonra sen benim odamın kapısından bile geçmeyeceksin. Tamam. Bundan sonra yapacağın ilk saygısızlık da sadece kendi başını değil, ailenin başını da yakarsın Elmas. Elmas Hanım. Demek Aytül Hanım'ın insafıyla şereflendirildiniz ha? Ben sizin yerinizde olsam bunun kıymetini bilirim yani. Kolay kolay herkese nasip olmaz. Sen bak bakayım bunu. Ay bu gülüyor ya. Resmen kıs kıs gülüyor. Ay ne gülmesi Nazan, saçmalama. Dayak arsızı değil ya bu kız. Yok vallahi Nazan Hanım. Benim utanınca öyle oluyor. Sus! Utanınca öyle oluyormuş. Sende utanma var mı acaba? Terbiyesiz. Bana bak, bundan sonra hareketlerine çok dikkat edeceksin. Gözüm üstünde. Anladın mı? Gözüm üstünde. Aferin Aytül Hanım. Vallahi ne yaptın, ne ettin bilmiyorum ama sıkı çalışmışsın. Edepsizlik yapma. Bir gülmeni bile tutamadın. Bir daha İclal'de Nazan'ı da delirtmeyeceksin. Bak Nazan pirelendi bile. Kim bilir nasıl uğraştıracak beni. Başıma bir dert daha açarsa senin aldığın riski ben de göze alırım. Soluğu da Yiğit'in yanında alırım, haberin olsun. Akıllı ol. Halacığım, yeter artık kendini harap ettiğin. Hem bak affettiler Elmas'ı. O da dersini aldı. Utandı. Yapmayacak bir daha. Hadi üzme artık kendini.
Elimde mi kızım? Dün gece gözüme uyku girmedi. Dile kolay. 15 yıl oldu şu çiftliğin kapısından girelim. Ne böyle utandığımı ne de ezildiğimi bilirim. Bundan sonra ne o elmasın utanmazlığını ne de yediğim hakaretleri unutabilirim. Haklılar ama. Ne deseler haklılar. Ama insanın öyle bir ağrına gidiyor ki. Aman anne, ağlaklık yapma Allah aşkına. Tamam, bitti gitti, biz hallettik o meseleyi. Bana bak, sakın konuşma benimle. Sus. Elmas, annenin gönlünü alsana. Çok üzülüyor. Geçer geçer. Kendi kendine düzelir onun gönlü. Hadi ben işe gidiyorum. Ha bu arada Aytül Hanım'la konuştuk. Mesele aramızda, kimse bu konu hakkında konuşmayacak dedi. Tamam da bana niye söylüyorsun bunu? Kiminle konuşacağım ki ben? Ama ne bileyim, söyledim işte. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Halacığım. Üzülme artık. Halacığım, ben biraz bahçeye çıkıyorum, tamam? Tamam yavrum, işine bak sen. Uğraş bakalım, uğraş Bora Bey. Geçti artık, bitti o iş. Yaren. 2 dakikan var mı? Var tabii, gel şöyle geçelim ha. Yaren, ben senin telefonunu kullanabilir miyim? Abini aramak istiyorum da. Kullan tabii al. Şarjın mı bitti senin? Yok, benim telefonum yok. Yani ilk geldiğimde şurup kırmıştım, ondan sonra da almadım. Nasıl ya, senin telefonun yok mu? Yok, yani hep buradayım zaten. Pek lazım olmadı, ben de almadım. Delirmişsin sen, telefonsuz olur mu ya? Hemen git al bir tane telefon kendine. Aslında Yiğit de öyle söylüyor. İkide bir sana telefon vereyim falan diyor ama yok, istemem ben. Yani aslında benim param yok. Ben o saçma ödemeyi iade ettim teyzene. Yaren, benim iş bulmam lazım. Ama iyi de Mert varken nasıl olacak ki Nur? Olmaz öyle. Bilmiyorum ama böyle de olmuyor. Bir şeyler düşünmem lazım. Neyse al, ara şimdi sen abim de. Çok teşekkürler. Önemli değil. Meşgul. Ulaşamazsın bugün, çok kalabalıktır onun başı şimdi. O yüzden merak ediyorum ya. Aklım hep onda. Ya bir görüp konuşsam rahatlayacağım aslında da. Neyse, çaktırmadan ev telefonundan şirketi ararım artık. Nur, sen kocanı ziyaret etsene. Dalga geçiyorsun herhalde. Hayır canım, niye dalga geçeyim? İşte şirkete gidersin, Elmas'la iki lak lak yaparsın. O esnada abimi de görürsün. Bak biz şimdi gidiyoruz okula, geçerken seni de şirkete bırakalım. Bilemedim ki ben şimdi. Ay hadi hadi, hiçbir şey olmaz, hadi gel. Nur? Nur da bizimle geliyor, geçerken şirkete bırakacağız. Aa, niye? Ay ne demek niye? İşte abimle işleri var, konuşacaklar, hadi. Yaren, beni 2 dakika bekler misin? Ceketimle çantamı alıp geleyim. Tamam, hadi. Ay anne gel ya, neredesin sen? Ay demin aşağıda Elmas'la konuşurken Nazan'a baktım baktım, sinirlerim bozuldu. Vallahi gülecektim suratına suratına. En iyisini yaptın. Nazan'ı kollayacak halimiz yok böyle bir durumda. Cahit'i kollayacağız tabii. Anne ama bak, ben söylediğimin arkasındayım. Bir daha terbiyesizlik yapmayacak o kız. Tamam, yapmayacak. Hadi giyin gidiyoruz. Belli sen böyle bir bayağı hazırlanmışsın. Nereye gidiyoruz, hayırdır? Derneğe gidiyoruz.
Seni çok merak ediyorlar, sorup duruyorlar. Demin aradılar, ben de geliriz dedim. 3 yıldır ben de elime eteği bir çekmiştim. İyi olur, ikimize de büyük değişiklik olur ha. Sen de yavaş yavaş alışırsın dışarıya çıkmaya. Ya bilemedim ki şimdi böyle pat diye. Bir sürü inceleyecekler, soru soracaklar. Boş boşuna strese gireceğim, hiç gerek yok bence. Ay İclal saçmalama. Ne inceleyecekler? Kim onunla incelerlerse incelesinler yani. Değişmişsin, çökmüşsün diyecekler. Ben de bozulacağım. Ay ne çökmesi ya? Çöktüğün falan yok. Hem sen böyle eskiye dönmeyi erteledikçe daha kötü olacak yani. Gözünde büyüyecek. Sıkılırsan kalkarız, tamam mı? Hadi. Tamam. Ama bak sıkılırsan bir dakika bile durmam. Tamam. Bak o gün iyi ki gittik alışverişe. Gerçi o yetmedi bana. Ben bu gardırobu baştan aşağı değiştireceğim. Hazırlanmamış bu da. Ay sen de mi geliyorsun Nazan? Herhalde geliyorum İclal'cim. Sen uyurken 3 senedir hiçbir yere çıktığımız yoktu. Yasaklıydık yani. Ne bir davet ne bir organizasyon. Hiçbir şeye iznimiz yoktu. Hadi hadi aşağıda bekliyorum, çabuk hazırlan. Ay şunun laflara bak ya. Sen uyurkenmiş. Sen niye taktın ki bu terbiyesizi bizim peşimize? Ay tamam İclal, o da bir hava alsın. Sen tanımıyor musun Nazan'ı hadi? Şunun suratına bakınca var ya, insanın içindeki bütün vicdani duygular yok oluyor yani. Böyle yüzüne yüzüne oh ne güzel yapmış Cahit sana diyesim geliyor ama diyemiyorum tabii. Geç kaldım. Kızdı mı Yiğit Bey? Elmas, sen bir gelsene benimle. Ne yapıyorsun Elmas? İclal'in banyosuna girip köpük keyfi yapmalar falan ne oluyor? Ay herkese de dert oldu. Tamam hallettik biz o işi. Konu kapandı. Konu kapanır tabii. Teyzeme gidip utana sıkala dil döktüm senin yüzünden saatlerce. Ay kahramanım benim. Sen mi kurtardın beni? Çok eğleniyorsun bakıyorum. Ha? Teyzem zaten bizden şüphelenirken ben bir de senin için gidip uğraşmak zorunda kaldım. Ay kıyamam ya. Ay senin sayende kurtuldum yani ben. Sen dalga mı geçiyorsun Elmas benimle? Ay hadi Cahit, işim var, bir ton konuşuruz sonra. Hadi benim yakışıklı kahramanım hadi. Artık senden tırtıkladığım 3 kuruşa kalmadım Cahit Bey. Ya siz deli misiniz ya? Sen şimdi gerçekten Emin'in üstüne mi atlıyordun ağaçtan? Tabii. Adana'daki bahçemizde çok ağaç vardı. Bu şaşkın da korkardı tırmanmaya. Yani korkardı demeyelim de yüksekten çok hoşlanmıyordum diyelim. Tabii tabii. Kuştan böcekten bile korkardı. Kuştan korkulur mu be? Ya korkmuyordum da sevmiyordum işte. Çok komiksiniz ya. Geldik şirkete. Nur Hanım bir daha görüşmezsek sevinirim. Oldu, bir daha görüşmeyelim Emin. Artık utanç dolu çocukluk yıllarını başka zaman anlatırım Yaren'e. Çok teşekkürler. Evde görüşürüz. Görüşürüz. Ötlek Emin. Ötlek Emin. Ayıp oluyor ama. O eski sevgilin olacak dangoza babam mı dayılandı? Emin. Kendine gel istersen ha. 2 kakara kikiri yaptık diye bu ne laballik ya? Pardon Yaren Hanım. Unuttuk yerimizi 2 kakara kikiri yaptık diye. Pardon. Gidelim hadi. İyi günler. Yiğit Bey odasında mı? Yiğit Bey bugün misafir kabul etmiyorum efendim. Ama... Randevularını da iptal ettik. Bir mesajınız varsa alayım. Yoksa sizi asistan Elmas Hanım'a yönlendireyim. Siz benim geldiğimi söylerseniz Nur benim adım. Kabul eder beni.
Ben sizin kim olduğunuzu biliyorum zaten hanımefendi. Daha önce de gelmiştiniz. Mert Bey'in bakıcısı değil misiniz? Mesajınızı alayım ben. Siz bir arasanız, geldiğimi söyleseniz. Hanımefendi, anlatamıyorum galiba. Nur? Nur Hanım, hoş geldiniz, buyurun. Sen telefon bağlama. Peki efendim. Almıyordu beni içeri ya. Ne zormuş koskoca Yiğit Kozan'ın huzuruna çıkmak. Hiç beklemediğim anda karımı da karşımda görmek o kadar güzelmiş ki. Hoş geldin. Çok zayıflamış, çökmüş sanki. Bir de bembeyaz olmuş baksana. Güçlenmişmiş sanki. Kekeliyormuş, yavaş konuşuyormuş diye duyduk ama. Yanlış duymuşsunuz İpek'ciğim. Bak, çatır çatır konuşuyorum. Şov başlıyor acaba. Çok geçmiş olsun İclal. Hepimiz seni çok özledik. Uyandığını öğrendiğimizden beri aramıza ne zaman katılacağını merak ediyorduk. Çok iyi gördüm seni. Artık tamamen hayata döndün değil mi? Ben size gördüğünüz gibi gayet iyiyim. İnanılmaz bir deneyim yaşadın İclal. 3 yıllık bir uyku. Ölüp dirilmekten ne farkı var bunun? Gerçekten anlatsana. Rüya gibi şeyler gördün mü mesela? Hani rüyası canım. İşte normal derin uyku. Rüya falan hatırlamıyorum. Ama psikolojik destek alıyorsun herhalde değil mi? Psikolojik desteğe falan ihtiyacım yok İpek'ciğim. Kocam yetiyor bana. Kocası, oğlu, ailesiyle birlikte iyileşiyor İclal arkadaşlar. Yiğit Bey'le sizi bol bol görürüz artık. Senin yokluğunda o da ortadan kayboldu. Normal değil mi yani? Şimdi karısı hastanedeyken ne yapsaydı adam? Davet dolaşsa mıydı? Haklısın tabii. Meditasyon çok tavsiye ederim. Rahatlarsın biraz. Bizimle yoga kulübüne gel istersen. Onlar da çok alem ya. Biz İclal'le pilatese devam edeceğiz. Eskiden de yapardık. Öyle. Ay, hiç ihtiyacı yok bence pilatese. Aksine çok zayıflamış. Evet şekerim. Uyku da bayağı incelmişsin. Haftaya botoks randevum var. Gel istersen. Bir dolgu ister sanki. Botoks. Bana. Bak bende hiç kırışıklık yok. Sen başkalarıyla git botoksa. İclal'i çok özlemişsiniz arkadaşlar, anlaşıldı ama artık dernek meselelerimize geçelim değil mi? O halde yardım müzayedemizden bahsedelim birazdan. Çok merak ettim seni. Dün gece gözüme uyku girmedi. Gerçekten korkunç bir geceydi. Olanlar çok kötü. Ama senin suçun değil Yiğit. Ölen insanları sen öldürmedin. Benim yüzümden oldu. Benim hatalarım, benim tercihlerim yüzünden. İhale kazandık. 2 kişi canından oldu. Yiğit. Sen onları korumak için elinden geleni yapmıyor muydun? Şimdi onların geride bıraktıkları aileleri için yine elinden geleni yapmıyor musun? Lütfen. Kendini suçlama. Ve lütfen intikam planları yapma. İşte o zaman hata yaparsın. İşte o zaman bundan sonra olacaklardan sen suçlu olursun. Korkuyorsun değil mi? Çok. Bir hata yapmandan, seni kaybetmekten. Düşünmek bile istemiyorum. Bak, dün gece çok git gel yaşadım ben. Bir yanım, kalk Yiğit, hadi yürü. Git ve bu kanı dökenlerden al intikamını dedi bana. İtti beni arkamdan. Ama diğer yanım tuttu yakamdan ve seni, Mert'i fısıldadı bana. Bak bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İnan bilmiyorum ama. Siz beni durduruyorsunuz. İkiniz de beni durduruyorsunuz. İyi ki durduruyoruz. İyi ki. Gel. Mert'in el yazısında ciddi sorun var Yiğit Bey. Ödevlerini yetiştiremiyoruz. Ya, kesinlikle katılmıyorum Nur Hanım.
Yani benim oğlumun yazısı inci gibi. Bu mümkün değil. Afiyet olsun efendim. Sağ ol. Siz bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Benim yetenekli güzel karım. Gel bakayım buraya, gel. Hanımlar, o halde yardım müzayedemizin temasını nostalji olarak belirledik sanırım. Değil mi? Müzayede, nostalji, antika. Vallahi çok yaratıcı ya. Kimsenin aklına gelmezdi böyle bir şey. İclal'cim, sen uyurken biz çok daha farklı konseptlerle çeşitli müzayedeler yaptık. Şöyle bir eski dergileri karıştırırsan görürsün. İclal'cim, Yiğit Bey de artık klasik Amerikan koleksiyonundan bir araba bağışlar derneğe. Tabii. Muhakkak. Ay anne, ben çok sıkıldım. Kalkalım artık. İçler, oturalım biraz daha. Evet hanımlar. O zaman biz artık müzayedede görüşürüz. Çünkü bizim kalkmamız lazım. Aa, İclal'cim, Yiğit Bey de müzayedeye mutlaka bekliyoruz. Tabii canım. Bir zaman devam edelim. Evet. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şımarık kokoşlar ya. Resmen sirk maymununa çevirdiler beni. Ne alakası var İclal? Hepsi de son derece sıcak davrandı bence sana. Hiç de bile. İclal çok haklı yani. Gözleriyle yiyip bitirdiler resmen kızı. Her yerimi incelediler ya. Ay o kadın ne dedi öyle, botoks motoks? Kendi kırışıklıklarına baksın, hadsiz. Anne, ben Yiğit'e gideceğim. Kızım, bir arasaydın Yiğit'i. Belki bir toplantısı falan vardır adamın. Evet, doğru söylüyor yani. Bugünlerde şirkette işler karışık malum. Ben de şirketten ya. Toplantı benden önemli mi? Tamam. Sen şoförle git. Nazan, biz birlikte döneriz. Valla senin işin zor Aytun. Seninle böyle sakin sakin oturup kahve içtiğime inanamıyorum. Kocanın şirketinde kahve içmeye geliyorsun. Bu dünyanın en sıradan şeyi ama bizim için sıra dışı. Sıradan olup bizim için imkansız olan o kadar çok şey var ki. Bugün seni deli gibi merak ettim. Ama yaren olmasa arayamayacaktım bile. Şu cep telefonu meselesi değil mi? Başlamayalım yine. Ya adamın karısına cep telefonu almasından daha doğal ne var? Ya ne kadar komik bir şeye taktığının farkında mısın? Takılıyorum işte, ne yapayım? Şimdi düşünsene, sen bana telefon alsan. Sonra biz telefonda kavga etsek. Sonra ben o telefonu fırlatsam. Kırılırsa içim rahat etmez. Allah Allah. Yiğit, benim çalışmam lazım. De, sen. İyi de sen zaten... Sen zaten çalışıyorsun deme. Kafana bir şey indiririm şimdi. Teyzeme aldığım maaşı geri verdim. Verdim. Öyle kötü oldum ki o parayı alırken. Hatırlatma bile. Okul için seneyi beklemem lazım. Ama çalışmak için bekleyemem. Azıcık bile olsa kendi paramı kazanmak istiyorum. Böyle olmaz. İyi de Nur, sen benim karımsın. Senin çalışmaya ihtiyacın yok ki. Bildiğim, kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorunda oldu. Anlıyorum ama yani şu anki durumda bu mümkün değil. Bir şekilde mümkün olması lazım Yiğit. Böyle olmuyor. Yapamam ben böyle. Çalışmak, okula dönmek. Yapmak istediğim bir sürü şey var benim. Yapmak istediğim bir sürü şeyin karşısında da ben varım, öyle değil mi? İşte benim kocamın kalesi. İclal Hanım, gözlerime inanamıyorum, sizsiniz. Ne kadar uzun zaman oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama ben çıkaramadım seni. Yiğit yukarıda mı? Tabii tabii. Odasını hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabii. İclal kuzen miydi o? Ta kendisi. Ben seni suçlamıyorum. Senden kocam bile olsan yardım istememem seni cezalandırmak için değil. Tamam ama ağrıma gidiyor Nur. Ya benim seni mecbur bıraktığım hayat yüzünden ne çalışabiliyorsun, ne okula gidebiliyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ya karıma bir cep telefonu bile alamıyorum.
Hemen güzel teftişe gelmiş. Güzel. Şu telefon meselesini de, iş meselesini de inada bindirmesek... Ne inadı? Ben mi inada bindiriyorum? Bence sen her şeyi inada bindirmek istediğin için sana öyle geliyor. Yiğit. İnanmıyorum. İcray. İcray kapıda. Tamam, sakin. Kapıda. Sakin ol. Kilitledim kapıyı, anahtarı bende. Ne yapacağız biz? Sen şimdi içeri geç. Hadi. Hadi içeri geç, sesini çıkar. Sen şirkette kapını mı kilitliyorsun? Ay vallahi ortalığı ayağa kaldıracaktım yani. Sesini duyuyorum, telefondasın, biriyle tartışıyorsun, yok inat falan. Duydum sesini, sesleniyorum, ses vermiyorsun. Dağılmışım. Beklemiyordum seni. Sürpriz yaptın kocama. Seni kaçırayım dedim, şöyle baş başa bir yemeğe çıkalım dedim. Çok iyi yapmışsın ama benim bugün toplantılarım falan vardı. Bayağı bir işim var. Olsun, beklerim ben. Ben de vakit bol. Odun hiç değişmemiş. Her şey hatırladığım gibi. Mert yanı başında. Cahit bile var. Ben neredeyim Yiğit? Ben neden yokum? Tamam. Ben yedek parça dosyalarını yeni aldım. Yiğit Bey'i onaylatıp döneceğim size 10 dakikaya. Tamam. Teşekkür ederim. Elmas Hanım, Yiğit Bey kimseyi kabul etmiyor. İçeride misafiri var. Biliyoruz şekerim. İclal Hanım içeride. İclal Hanım mı geldi? Sizin kuzeniniz vardı içeride. Ne? Kuzeniniz geldi. Geri çevirmek istedim fakat çocukla ilgili bir mesele vardı ki herhalde. Yiğit Bey hemen içeri aldı. Kimseyi de odama alma dedi. Olay var demek ki içeride. Neyse, yeni fotoğraflar çektiririz. Şöyle profesyonel bir çekim yaptırırız. Tabii. Merak etme, hepsini yaptırırız. Yalnız benim toplantılarım başlamak üzere. İstiyorsan sen yavaş yavaş. Gel. Yiğit Bey. Ah. İclal Hanım. Hoş geldiniz. Sekreter şey demişti ama... Meğer İclal Hanım'mış. Ne demişti sekreter? Ben içeri girerken yerinde bile yoktu o. Hadi hayatım, hadi. Al eşyalarını, yemeğe çıkalım. Ama işin vardı senin. Ben onları ertelerim ya. Ne olacak? Cahit ilgilenir. Yedek parçalarla ilgili bir şey. Tamam tamam, yedek parçalarla ilgili de konuşuruz şimdi. Hadi çık dışarı. Rezervasyon yaptırdın mı bir yere? Arayayım mı, ister misin? Olur. Hemen arıyorum ben. Rezervasyon yaptırıp geliyorum. Ödümü patlattın. Affedersin, özür dilerim. Ne yapacağım şimdi? Bak şimdi sen çok önceden buraya gelmiş gibi yapıp Elmas arayacaksın. Yaşattığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Sizi burada görmek çok güzel İclal Hanım. İnşallah bundan sonra sık sık bekleriz. Bana yalakalık yapmana gerek yok Elmas. Banyo olayını söylemeyeceğim Yiğit'e, merak etme. Hadi İclal, çıkalım. Şöyle uzun bir akşam yemeği istiyorum sevgilim.
baş başa uzun bir akşam yemeği. Nasıl istersen. Ayakta uyuyan güzel. Nur. Dur tahmin edeyim. Beni arıyordun. Al bakalım. Yemeyeceğim. Ama olmaz ki böyle Mert. Halam çok üzülür sonra. Senin için kendi elleriyle açtı. İstemiyorum. Annem yok, babam yok. Yemeyeceğim. Anneyle baba bu akşam baş başa yemek yiyorlar. Ya ya. Romantik yemek. Romantik ne demek? Sor bakalım yengene romantik ne demek? Ay şimdi ben nasıl anlatayım canım çocuğa? Yüzüm kızarır. Ay bir şey yapmaz annemle benim babam. Ay. Ay ilahi çocuk. Ha. Yarın sor bakalım annenle babana yemek nasıl geçmiş anlatsınlar sana. Hadi. Hadi Mert. Ya istemiyorum. Zorlama tamam. Kalk hadi Mert. Bakıcın seni yatırsın. Afiyet olsun. Sana da. İyi geceler Nur. Teyze, şu kızın üstüne şu kadar gitmeyin ya. Hakikaten teyze ya. Kızın yediği yemeği boğazına dizdiniz. Vallahi yazık artık. İşkence bu kadardı. Görüyor musun Aytül Hanım? Masamızda ne kadar da çok taraftarı varmış çakma gelinim. Ne? Herkes kendi işine baksın. Söylediğim lafın hesabını kimseye verecek değil. Sevgilim, seni düşündüm yine. Aklımda, fikrimde yalnız sen. Sevgilim, gel bir sor ne hallerdeyim. Sen başka, ben başka ellerde. Evlenmeden önce çıkar mıydık hatırlamıyorum ama evlendikten sonra böyle baş başa sık sık yemeğe çıkıyorduk değil mi sevgilim? Aslında biz pek dışarı çıkmazdık işler. Öyle evde yiyorduk yani ailece. Evet. Aynı sıkıcı çiftmişti sevgilim bizi ya. Sen niye içmiyorsun? Araba kullanacağım İclal. Dönmek zorunda mıyız ki? Anlamadım. Yani bu gece böyle içkiyi biraz fazla kaçırsak. Şehirde güzel bir otelde kalsak, eve dönmesek. Ne bileyim bu gece böyle tam bir kaçamak gecesi olsa. Güzel olmaz mı? Benim çok işim var. Eve dönüp onlarla ilgilenmem lazım. Bayağı iş birikti. Senin de işin var. Tamam senin çalışman lazım. Ama bana da sen lazımsın. Biraz hızlı gitmiyor musun? Sen pek alışık değilsin. Belki de bu gece alışık olmadığım bir gece olsun istiyorumdur. Yani şu yüzündeki ifadeyi görmeni çok isterdim. Alışık olmadığım bir gece derken böyle baş başa olduğumuz bir gece olsun diyorum. Ben o evdeki kalabalıktan bazen çok sıkılıyorum Yiğit. Yani biliyorum daha çok erken. Zaten anneme de kıyamıyorum. Ama acaba bir süre sonra ayrı bir eve mi çıksak biz? Bunları konuşmak için çok erken. Ben o kalabalık evin içinde çok yalnızım. Hele sen olmadığın zaman yapayalnızım Yiğit. Zaten şimdi Sinan da gitti. Ya oğlum var. Annen var. Sinan'ın gidişi bana çok koydu. Hele o son sözleri... Son sözleri?
Kimseye güvenme. Anneme bile. Kardeşim bana ne demek istiyor yine? Baş başa bir yemeğe çıkalım dedim. Sinan'ı defalarca aradım ben ama telefonu kapalı. Bence bilerek açmıyor telefonu. Çoktan varmış olmalı. Yani ya yazdıklarının hesabını sormamdan korkuyor. Ya da yazdıklarını bana anlatmak istemiyor. Kimseye güvenme. Kardeşim bana kimseye güvenme. Annene bile güvenme diyor. Ne yapmam lazım benim şimdi? Ne anlam çıkarmam lazım yani bundan? Bunun cevabını sana ancak Sinan verebilir. Çok fazla içtin. Yeter artık. Lütfen aşkım. Yeter. Tamam, istemiyorum. Bu gece ne olur bana karışma sevgilim. Sizi tazeleyin lütfen. Hilal, sen bu kadar içmezsin. Uykudan önceki ben içmezdi. Belki şimdiki ben içiyordur. Bari yemeğini yanında hissedin. Hiçbir şey yemedin. Baksana benim kulağımda bir sürü şey değişmiş. Belki ben de değişmişimdir. Biliyor musun aşkım? Ben kimseye güvenmesem bile bir tek sana güveniyorum. Ben sana bütün kalbimle güveniyorum Yiğit Kozan. Senin için atan şu kalbimle sana ömrümün sonuna kadar güveniyorum. Çiftlikte kal, yemekleri müştemilatta ye. Hı. Ne anladım ben bu işten? Yok yok. Benim bu işi halletmem lazım. Benim de o sofrada olmam lazım. Ha? Sonunda. Uyumak bilmedi galiba küçük bey. Yiğit beyler de bugün yemeğe çıktı. Ay sen görmedin tabii. İclal Hanım bugün şirkete baskın yaptı. Allah herkes ondan bahsediyordu ne havalı kadın diye. Allah, Allah için böyle kendine has acayip bir güzelliği var kadının. Ha tabii o kadar paraya güzel olmak kolay. Ama bence çok yakışıyor ikisi. E iyileşti de artık. Böyle gece gezmeleri de başladı. Oh, bahar da geldi. Artık eve girmezler onlar. Ay sen ne yapıyorsun öyle cam güzeli gibi? Gel otur şuraya ve kek kaynatalım. Yorgunum Elmas. Yatıyorum ben. Ay sana da konuşalım dedim. Yatacak mısın hemen? Bas lan. Bas arkadaşlık teklifi gönder. Ya bas gitsin işte, ölüm mü var ucunda? Cık. Ölmezsin, sürünürsün. Ya bugün kakarikikiri de yaptık. Arkadaş sayılırız ya. Babayı arkadaş sayılırsın. İki güldüğünüzde hizaya sokmadı sanki seni. Arkadaşmış. Uçma lan, uçma. Ne olacak ya? En fazla kabul etmez. Bir titretsem. Önce bir titreşim mi göndersem acaba? Tövbe estağfurullah. Ya.
Oğlum ne biçim laflar öyle, onlar titretmek filan. Anne ödümü kopardım be. Onu bırak da cevap ver, ne demek o bakayım öyle. Ya internet şeysi o, sen anlamazsın. Sen internette öyle ayıp şeylere filan mı giriyorsun? Tövbe tövbe. Hafize ne oluyor ya? Ver bakayım şunu. Ablan kurcalama demiyor mu bunu? Ya yedik sanki, yedik. Az ye de kendini al o şeyden sen de. Ablanın eşyasını kullanma bir daha. Ablam el alemin banyosunu kullanırken iyi ama. Ulan sen ablan hakkında atıp tutmaya utanmıyor musun ha? Ne atıp tutması ya? Bütün çiftlik inledi be. Gece gece yapmayın Allah aşkına. Ulan abuk subuk konuşup da şimdi görürsün çiftlik nasıl inlermiş. O ablamın yaptığını ben yapmış olsaydım var ya. Yapamazsın. Sen yapamazsın tabii. Ha? Ablan ne, sen nesin? Ablan okudu, işini eline aldı, koskoca yönetici asistanı oldu. Ha? Ya sen, ya sen ne oldun? Bir baltaya sap olamamış itin biri. Ablanla sen bir misin? Lan, ha? Tanrım, gözümü seveyim, yapma gözümü seveyim ne olur. Düşmanın mı bu çocuk senin? Öbürü kızınsa bu da oğlun. Gitsin ablasının tırnağı olsun önce. Sersini it. Uğraşamayacağım diyorum Bora seninle, anlamıyor musun sen? Ay düş yakamdan ya. Allah Allah. Emin yarın sabah. Emin. Ne bu tripler ya, ne oluyor? Komik misin sen, sana diyorum, duymuyor musun sen beni? Trajikomiyim ben. Trajikomik mi? Sen trajikomik ne demek biliyor musun? Doğru. Bilmem ben öyle ayın oyun laflar değil mi? Eziyiz, mektepsiziz. Bir baltaya sap olamadık ya. Ağzımız laf yapmaz. Lügatımız da üç satırdır zaten. Ne oluyor ya? Oradan buradan, televizyondan, internetten falan duyup ezberlemişizdir işte Yaren Hanım. Maksat ağzımızda şık dursun. Yoksa ezik emin kaç kelimelik adam ki? Hay hay. Ne bu abuk subuk tripler ya, Allah Allah. Bak herkes bize bakalım. Bence ne kadar çok yakıştığımızı konuşuyorlar. Tamam işler hadi. Afiyet olsun herkese. Teşekkür. Bakın bu adam, bu yakışıklı adam benim kocam. Ay Yiğit beyler ne zaman dönecek acaba? Ay bütün işlerim yarım kaldı şimdi, ona sormadan da yapamam ki. Şimdi aramak da olmaz biliyor musun? Adam karısıyla öyle romantik yemeğe çıkmış. Oh! Ya mum ışığında yemek. Belki yanak yanağa dans. Ay şöyle bir adam bulamadık Nur, böyle romantik yemeğe çıkaranımız olmadı bizim. Ben de burada bekliyorum. Belki de gelmeyecekler. Ay biliyor musun, İcel Hanım eskiden de severdi böyle. Yemeğe çıksınlar, otelde kalsınlar. Ne bileyim böyle yemeğe çıksınlar, gözlerini Paris'te açsınlar falan. Ama kadın da haklı. Böyle çok kalabalık bu ev. Burada kocasıyla yalnız kalmak istiyor haklı olarak. Senin de ağzından bal damlıyor Nur. Şimdi ben uyandım, nasıl dönüyor dünya, değil mi? Ne güzel dönüyor dünya. O dönen senin başın olmasın. Midem bulanırsa söyle de yavaş kullanayım. Yavaş kullan. Böyle çok yavaş kullan ki hiç bitmesin bu gece böyle, hep devam etsin. Kadar sür. Ben de
da senin kollarındaydı. Araba kullanıyorum İclal. Kemerini. Yiğit. Yiğit kazayı. Yiğit biz o kazayı niye yaptık? Ha? Neden yaptık Yiğit biz o kazayı? Sakin ol. Ben kemerimi niye çıkardım? Ha? Biz o lanet kazayı niye yaptık? Sakin ol. Niye İclal. Yaptık? İclal. Niye yaptık? İclal. Yiğit. Ne yapıyorsun İclal? İclal. Özür dilerim aşkım. Özür dilerim. Bak, bir daha içki içmek yok. Tamam mı? Tek kadeh bile içmeyeceksin. Hadi. Yiğit. Ben korkuyorum. Ben çok korkuyorum. İclal, biz o kazada... Sus. Sus. Sus, ne olur bir şey söyleme. Ben hatırlamak istemiyorum. Hatırlamaktan korkuyorum ben. Hatırladıklarımın beni öldürmesinden korkuyorum. Kaybetmekten korkuyorum. Ben dünümü kaybettim. Bugünümle yarınımı kaybetmekten de korkuyorum. Benim hatırlamaya ihtiyacım yok. Benim sana ihtiyacım var. Benim yaşamak için, hayatta kalmak için sana ihtiyacım var. Sen bana hiçbir şey söyleme, hiçbir şey anlatma. Sen böyle benim yanımda kal. Böyle sarıl bana. Yeter. Beni hiç bırakma. Ne oldu, beni hiç bırakma. Sonunda.
Gitme sevgilim. Gitme bu gece bari benimle kal. Hadi uyu sen. Git, ben seni çok özledim. Kokunu özledim. Tenini özledim. Çok özledim seni. Bahçesinde bekliyorum. Lütfen. Allah Allah. Buraya koymuştum. Nerede? Nerede bu ya? Buraya koymuştum ben. Günlüğüm yok. Nerede bu? Günlüğüm yok. Ne oluyor ya? Elmas, sen mi aldın? Neyi? Ne aldım? Günlüğümü. Sen mi aldın? Ay deli misin nesin? Ben ne yapacağım senin günlüğünü be? Haklısın. Sen okumuş olamazsın. Ay Nur, sabah sabah. Liseli kızlar gibi böyle günlük paniği. Yat uyu. Ara. Belki bulursun. İclal olamaz. Yoksa çoktan kıyamet kopardı. Aytül Hanım. Günlüğüm nerede Aytül Hanım?
ödümü bile çıkarmamış. Sabah sabah aklını kaçırdın sen. Bu ne terbiyesizlik? Bana bağırmayın lütfen. Nereye sakladınız beni şimdi? Ne oluyor be? Aydın Hanım. Aydın Hanım lütfen. Ah. Tamam anlıyorum. Hani kimse okumasın etmesin diye aldınız ama geri vermek zorundasınız onu. Ya sen delirdin mi sabah sabah? Yok diyorum. Allah'ın belası günlüğün bende değil. Ne oluyor anne ya? Sen neyin hesabını soruyorsun ya avaz avaz? İclal Hanım ben annenizle... Ne annemle ne? Sen benim annemden neyin hesabını soruyorsun böyle? He? Hanımefendinin günlüğü kaybolmuş. Hesabını benden soruyor. Düşün şaka gibi. Günlük mü? Günlük öyle mi? Annem. Ne oluyor yine ya? Ay ne oldu? Sabah sabah ya. Yürü yürü. Bu neyin cüreti ya? Biz Aytül Hanım'la konuşuyoruz lütfen. Bakın bakın. Duyun şunu. Bakın Nur Hanım bana ne diyor? Nur Hanım evin hanımına sen otur aşağı konuşma diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? İclal Hanım ben... Sen çok küstah ve çok terbiyesiz bir kızsın Nur. Anne. 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 Kime bağırıyorsun anne? Gel kuzum gel hadi biz gidelim. Üstümüzü değiştirelim, yüzümüzü yıkayalım hadi. Bu ne cüret ya? Ya size soruyorum bu nasıl bir terbiyesizlik artık ya? Yiğit nerede? Yiğit Bey. Hay Allah. Burada uyumuş kalmışsınız. Tamam sen yap işini. Hadi. Başüstüne efendim. Bu ne cüret ya? Bu nasıl bir saygısızlık? Ben artık anlamıyorum ya. Ay bunlar da bir tuhaflar yani. Hani bu çiftlik böylesini görmedi gerçekten. Biri küvet keyfinde, öbürü günlüğünün derdinde. Artık ne varsa o günlükte. Nazan, karışma sen. Senin günlüğüne başlarım. Senin günlüğüne başlarım. Hemen özür dile annemden. Çabuk. İçler. Ne oluyor burada? Bu kız benim annemi hırsızlıkla suçluyor Yiğit. Güya benim annem bu kızın günlüğünü çalmış. Tamam. Tamam sakin ol. Bağırmadan konuş. Ya nasıl bağırmayayım ya? Anlamıyor musun sen? Yapılan saygısızlığı göremiyor musun hala? Benim günlüğümün alınması saygısızlık değil ama. Ya bir de cevap veriyor ya. Hadi Nazan gel biz gidelim. Cevap veriyorum çünkü bu konuda sizinle daha önce konuşmuştuk İclal Hanım. Ha şimdi beni suçluyorsun yani. Ben çaldım senin günlüğünü öyle mi? Hayır. Sizin günlüğümü okumadığınızı biliyorum. Ha bak sen. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun benim okumadığımı? Kalk git şimdi bile beni orada mı kontrol et? Belki ben çalmışımdır günlüğünü ha? Günlüğümü anneniz aldı. Bundan eminim ve... Yeter! Yeter susun! Hadi. Hadi Nur. Odana. İclal sen de odana git. Üstünü falan değiştir. Yiğit bak bu kız benim annemden özür dilemeden ben hiçbir yere gitmem. Ay tamam. Onun özrü falan lazım değil. Sabah sabah. Şu başıma gelene bir bak. Tamam teyze sen de sakinleş. Nur sen de. İclal sen de. Nur. Günlüğün bu muydu senin? Nasıl? Nasıl olur? Her yere baktım ben. Nerede buldun sen bunu? Dolabın içinde. Böyle ceketimi alırken gördün. Olamaz. Ben kaç kere baktım her yere. Ne bileyim ben. Nevresimlerin arasındaydı. Düşmüş demek ki. Ha. Sizin konuşacaklarınız uzun galiba. Ben gideyim o zaman. Al. Al işte nasıl bir devre sırrı varsa buldun günlüğünü. Al. Rahatladın mı? Nasıl olur bilmiyorum ben. Ben her yere bakmıştım. Ha. Bu ne beni ilgilendirir ne benim annemi ilgilendirir. Şimdi sen hemen benim annemden özür diliyorsun hemen. Nur. Hadi. Özür dile konu kapansın. Günahınıza girdiysem... Özür dilerim Aytül Hanım. Ya hala günahınıza girdiysem diyor ya. İclal tamam Allah aşkına. El alemin kızının günlüğünün peşine düşecek halim yok. Ama yani bu yaşıma kadar böyle hakaret görmedim ben.
Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Nur. Hadi odana. Bir dakika ya. Bir tane bakıcının benim anneme yaptığı saygısızlık böyle kuru kuru bir özürle mi kapanacak Yiğit? Nur. Hadi odana. İclal sen de. Hadi. İclal sen de git üstünü değiştir. Hayır gitmem. Ben cevabımı alamadım ama. Bir tane bakıcının benim anneme yaptığı saygısızlık, attığı iftira böyle kuru kuru özürle kapanacak mı? Bu mu senin adaletin? Ha? Bu mu benim kocamın adaleti? Ah benim saf kızım. Elimiz mahkum değil mi? Elimiz mahkum. Aynayı mı kullanacaksın? Tamam. Bitiyor benim işim. Sen benimle oyun mu oynuyorsun Elmas? Büyütme. Hem Nur'u da gördün işte, pişman oldu kız. Hem haklı sebepleri de var biliyorsun. Senden şüphelenmesinde kimden şüphelensin? Ben de Yiğit Bey ne zaman karısını savunmaya başlayacak diye merakla bekliyordum. Aferin oğlum, hiç şaşırtmadın beni. Teyze. Nur'a hatasını söyledim, gördün. Sonra da konuşacağım onunla. Ama sen de biliyorsun, ona neler yaptın. Şimdi günlüğü kaybolduktan sonra ilk senden şüphe etmesinde kimden etsin? Yani günlük ortaya çıkmasa ilk ben de senden şüphe ederdim açıkçası. Sonuçta kıza neler yaptın ortada. Hem özür de diledi. Tamam artık, bu kadar ağrına gidecek bir şey yok. Benim ağrıma giden o kızın bana yaptığı terbiyesizlik değil. Kendi evimde, bu yaşımda işittiğim azar bile değil. Benim ağrıma giden, senin beni ezdirmen. Kaç yaşında kız bana ne laflar etti. Avaz avaz bağırdı. Ama ben mimlenmişim tabii. Yani her türlü saygısızlık bana reva, öyle değil mi? Ben ne yaptıysam kızımın sağlığı için yaptım. Kan kustum. Kızılcık şerbeti dedim. Sen ne yaptın? Hep ona destek oldun. Al işte başımıza çıktı. Peki. Konuşacağım Nur'la. Yeter be. Deli misin Nesin? Hayır, Aytül Hanım'a sardın. Başım belaya girmesin diye gittim günlüğü getirdim. Şimdi bana mı sarıyorsun? Elmas, bana numara yapma. O günlüğün dolapta olmadığını sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ne ima ediyorsun sen? İma değil. Açık açık soruyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Günlüğümü saklayıp sonra ortaya neden çıkarttın? Gerçekten çok sıkıldım ya. Hiç uğraşamayacağım seninle Nur. Ben sana yardım etmek istiyorum. Gidip günlüğünü getiriyorum. Ama sen sanki işleri tatlıya bağlıyorum diye bana sinirleniyorsun. Amacın ne gerçekten bilmiyorum ama ben daha ne yapayım? Bana ne ki senin günlüğünden? Asıl senin amacın ne bilmiyorum. Bahçeye çık, beni bekle.
Ne yapıyorsun böyle? He? Herkesle kavga ediyorsun. Elmas günlüğümü... Ya başlayacağım ben. Günlüğümde günlüğüm. Bütün gün günlüğünü sayıkladın. Önce teyzemi, şimdi Elmas'ı suçluyorsun. Ama Elmas'ın günlüğümü dolapta bulması çok saçma. Senin bu konuyu uzatman kadar saçma değil. Emin ol. Kendine gel artık. Elmas sakladıysa neden okumadı? He? Okuduysa günlüğünü neden bu kadar normal davranıyor? He? Haklısın. Davranmazdı. Nur, teyzeme davranış yanlıştı. Evet, ondan şüphelenmekte haklısın. Sana hak veriyorum. Ama davranışın yanlıştı. Beni de kendini de zor durumda bıraktın. Ha, özür dilerim. Seni İcler Hanım'ın karşısında zor durumda bıraktım. Ne kadar da düşüncesizim. Bak, dün gece yüzünden sinirlerim bozuk. Farkındayım. Dün gece gördüklerimi savunmaya kalkma bana. Sakın bunu deneme bile. Nur, bak bütün gece seninle konuşmak istedim. Kapının önüne geldim, açmadın. Ne yapıyor bunlar ya? Aşağıda kış bahçesinde sabaha kadar bekledim seni. Gelmedin, beni dinlemek istemedin. Evet, dinlemek istemedim. Hala da istemiyorum Yiğit. Nur, lütfen. Evet, lütfen. Dün gece yemekten dönmenizi beklerken lütfen diyordum. Lütfen Yiğit, saat kaç oldu? Hadi gel lütfen. Pencerede bekledim. Ne oldu? Kucağında eski karın. Yatak odanıza girdiniz. Bak. Sarhoştu. Ne yapabilirim? Ha? Taşımak zorundaydım onu odaya. Sakın ona dokunduğumu falan düşünmedin değil mi? Midem bulanıyor. Bunları konuşmak zorunda olmak bile midemi bulandırıyor. Nur. Emin geliyor. Emin. Efendim Nur. Gördün mü elim aşalıyı? Vallahi Aytül Hanım'ın hakkından geliyor mu geliyor yani. Nazan, sen ne zaman bu evdeki kavga ve gürültüden zevk almaya bırakacaksın? Yılların acısını ne zaman çıkarırsam o zaman Cahit'cim. Ben de gelinim güya ama bir günden bir güne şöyle kafa tutamadım Aytül Hanım'a. Yıllarca gözünün içine baktım ama yaranamadım. Oh canıma değsin vallahi, ne güzel hakkından geliyor. Oh içimin yağları eridi. Nazan, Allah bari kimseye senin diline düşürmesin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Günlüğümü bulamayınca da Aytül Hanım'dan şüphelendim. Ne yapayım yani? Tamam, biraz fazla sert çıktım. Ama özür de diledim. Daha ne yapabilirdim ki? Senin sinirlerin bozulmuş anlaşılan. Yani evet, tamam, günlük meselesi de var ama sen dün geceye alınmışsın. Hayırdır Emin? Kapıya çekerken frenler tutukluk yaptı da hidrolik yağına baktım ben de. Bir şey görünmüyor ama. Ya bırak bu işleri ya. Tereciteri mi satıyorsun oğlum sen? Araba bizim işimiz oğlum. Yok bir şey, daha dün gece kullandım. Hadi sen git. Yaren'in arabasıyla eğlen. Şey ama frenler... Frenler. Ben de senin gibiydim biliyor musun gençliğimde? Hadi görüşürüz. Vallahi frenler... Neyse ya. Benim adamların işi araba. Ben de kime ne anlatıyorum. Bitmedi bunların da lakla. Daha gidip kızdan özür dileyeceğiz. Kıskandım işte. Ama dün gece benim gördüklerimi görseydin anlardın beni. Çok kıskanıyorum, çok. Alamıyorum anne ya. Ne yapsam hırsımı alamıyorum yani şu anda. Hay işler tamam. Yiğit ağzının payını verdi. Benim içim soğudu, gerisi mühim değil. Yok yetmez. Bu kadarı bana yetmez. İclal, bak başlama yine. Mert olmasa o kızı ben bir dakika bile tutmam burada. E tamam, uzanacağım ben. Hadi çık, uzatma. Uzatma da kapansın bu konu. Yok, uzatacağım ben. Çok güzel uzatacağım ben. Taş olsa çatlar senin yaşadıklarını ama. İşte ne diyeyim ki? Yaren. Oh, muhabbetiniz bol olsun. Biz konuşuyorduk öyle. Onu görebiliyorum canım benim. Hadi bak, şoförün seni bekliyor. Hadi git sen artık. Ben
Gideyim o zaman, okula geç kalmayayım. Görüşürüz. Nur, gel biz de biraz yürüyelim seninle. Hayırsız. Bonjour. Fırat. Oo, konuşacak, anlatacak o kadar çok şey var ki kuzen. Ulan, yazışmaları gönderin diyecektim bak. Hayda, telefonu evde unuttum. Ulan Nazan, kafa mı bırakıyorsun adamda ya? Sonuncu yolu geri dön şimdi. Gel Tan, gel. Gel yürüyelim biraz daha. İclal Hanım, siz söyleyeceğinizi söylediniz. Ben de tekrar söylüyorum. Bu konu annenizle benim aramdaydı. Özrümü diledim. Siz de abartmayın artık. Nur, sen iyice şımardın ha. İyice tepemize çıktın bizim. Sen bu cesareti nereden alıyorsun ben bilmiyorum ama üslubuna dikkat et. Lütfen. Siz de üslubunuza dikkat edin. Ben ne sizinle ne de annenizle bu şekilde konuşmuyorum. Sağ ol ya. Allah razı olsun. Lütfettin hanımefendi. Sen bana baksana. Senin karşında Yiğit Kozan'ın karısı İclal Kozan var. O hareketlerine çeki düzen ver. Yoksa bu evde kimin borusu ötüyormuş senin gözünün yaşına bakmadan gösteririm sana. İclal Hanım, sesinizi yükseltmeyin. Bana bir daha bağırırsanız burada kendi kendinize konuşmuş olursunuz. Sen bana ne cesaretle cevap veriyorsun be? He? Bu ne cüret? Sen benim kocamın merhametini, iyi niyetini fazla abarttın galiba. Ama bak, o da anladı bugün senin gerçek yüzünü. Senin nasıl saygısız, nasıl terbiyesiz bir şey olduğunu o da gördü. Yakındır. Kocamın sabrını taşırman da yakındır. O sizin kocanız. Ne? Benim kocam ne? Cevap ver. Söyle hadi, ne benim kocam ne? Lütfen daha fazla üstüme gelmeyin. Bugün zaten canım çok sıkıldı. Frenler tutmuyor. Üzerine gelirsem ne olur Nur? Çekilin! Çekilin! Üzerine gelirsem ne olur ha? İclal çekil! Üzerine gelirsem ne olur Nur? Ha? İclal! Çekil! Çekil! Çekilin! Çekil! O ses ne? Bak. Bak, vatan toprağına adım atar atmaz kapıda göreceğim seni, tamam mı? Öyle otel motel uğraştırma beni. Hadi bekliyoruz. Bir ses duydun mu? Yok. Fırat aradı. Türkiye'ye dönüyormuş. Moni de getirecek misin dedim ama... öyle geçiştirdi, laf salatası yaptı. Hah. Bir o ukala Fırat'la Fransız kadın eksikti çünkü. Sırf baba tarafından akraba diye sevmiyorsun çocuğu değil mi? Nur. Kızım. İclal, ne oldu? İclal, ne oldu? Nur. Ne Nur? Ne oldu Nur'a? Benim hayatım kopuk.